özledim babam. Kalem bile yazmaya korkuyorken ben seni satırlara nasıl sığdırayım babam? Her yerde hatıraların taptazeyken senin yokluğuna nasıl alışayım babam? Küçükken yaramazlık yapınca bizler dayak yerine bize kızıp kaşların çatardın. Daha küçücük körpe bir fidan iken sen üzerimizde kutlu bir çınardın. Yakalarda Belenli'de Eyneş'te Bozlar'da ve Büyüdüz'de kutsal görevini yaptığın daha nice yerlerde kalplere girip kazandığın sevgilerle adını yazdırdın gemirlere altın harflerle. Haydut sözün ile şakanın temsili oldun. Bu sözüyle insanların gönlüne taht kurdun. Her gittiğin diyarda bu şakayla anılıyorken hüzünlü bir mevsimde şaka gibi kayboldun. Daha şimdiden özledim be babam. Evin yanındaki ceviz ağacının dibinde sigara tutturmeni, sana şakayla takılanlara Vamiye yanına haydut diye baston göstermeni, tebessüm edip neşeyle gülümsemeni, Kur'an okurken dersten geçemeyenlere belle diye söylemeni özledim be baba. Sana geleceğini söylediğim vakit seki damına oturup beni beklemeni, yolda gelirken arayıp daha gelmiyor mu demeni, acıkınca adengali tan ettiniz diye söylemeni çok özledim be babam. Köylülerin sana olan sevgisinden sana takılıp şakalar yapmasını, her defasında sana haydut dedirtip kahkahalar atmasını, zor durumda kaldığında yardım elini uzatmasını, inan ki çok özledim be baba. Akıllı sandalyene binip köyü turlamanı, camide ön safta oturup dualara katılmanı, evimizin balkonundan çayını yudumlamanı çok özledim be babam. Şimdi ve bir yaprak düştü toprağa, üzüm kokan hazan mevsiminde, takvimler 15 Kasım'ı gösterdiğinde, acının tarifini anlatan kelimelerin kendinde. Şimdi geride kaldı hatıralarım. Seni bu anılarla hatırlayacak eş, dost ve akrabalarım. Sen güzel bir yol çizdin gittin bizlere. Bu yolun takipçisi olacak evlatlarım. Sen nurlar içinde yat babam. Cennet gökleri olsun mekanlarım.